something serious. No, it is. Like all the stars of the human race. Human race. Where did you two go? When the lights started out, they don't know what they heard. Strike the match, play it loud, giving love to the world. How did his father die? A surgeon never kills a patient. An anesthesiologist can kill a patient, but a surgeon never can. Don't be scared, Mom. You'll see. You won't be able to move either. But to get used to it. Where is she? What did you do to her? We're gonna let it burn, burn, burn. I don't understand why I should have to pay the price. Why my children should have to pay the price. It's the only thing I can think of as close to justice. We can let it up, up, up. So they can put it out, out, out. These cops and lawyers wouldn't dare cross any of you. I mean, what happened? So what are you proposing? It's simple. Kill the Batman. Here's my card. Bruce, this is Harvey Dent. Rachel's told me everything about you. I certainly hope not. You once told me that we'd be together. Did you mean it? Bruce, don't make me your only hope for a normal life. You're Alfred, right? That's right, sir. Any psychotic ex-boyfriends I should be aware of? Oh, you have no idea. Good evening, ladies and gentlemen. We're tonight's entertainment. Well, hello, beautiful. You look nervous. I've seen now what I have to become to stop men like him. The night is darkest just before the dawn. And I promise you, the dawn is coming. And here we go. This city deserves a better class of criminal. I'm gonna give it to him. No! You'll see. I'll show you. You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain. Every civilization was built off the back of a disposable workforce, but I can only make so many. Shh. Happy birthday. There is an order to things. That's what we do here. We keep order. Is built on a wall that separates kind. Tell either side there's no wall. You bought a war. You're a cop. I had your job once. I was good at it. I know. What do you want? I want to ask you some questions. The key to the future is finally unearthed. Bring it to me. They know you're here.
here. I need your deck. This is a bad one, the worst yet. There was an escape from the off-world colony 2 weeks ago. 6 replicants, 3 male, 3 female. They slaughtered 20. A Blade Runner's job is to hunt down replicants, manufactured humans you can't tell from the real thing. What's this? Roy Batty, probably the leader. There was just one outfit making replicants that superhuman, the Terrell Corporation. Dr. Eldon Tyrell. I don't get it, Tyrell. Commerce is our goal here at Tyrell. More human than human is our motto. I was looking for 6 replicants in a city of 106 million people. You ever see this girl, huh? Never seen her, Buzzlove. What I didn't know was they were looking for me. Questions. I just do eyes. Genetic design. Just eyes. Hello? I'm in a bar here now, down in the 4th sector. Why don't you come on down here and have a drink? That's not my kind of place. Time to die. If I didn't care more than words can say, if I didn't care, would I feel this way? Excuse me, Miss Salome, can I talk to you for a minute? You for real? He's a damn one-man slaughterhouse. I'm going home. Herkese merhaba. Sinema Felsefe Sempozyumu'nun ikincisi düzenleniyor ve bugün ikinci günde son sunumu yapmak üzere buradayız. Sunum başlığı kavramdan sinemaya film çözümlemeleri adını taşıyor. 4 sunum gerçekleştirilecek. Sunumlardan ilkini Ezgi Tokdil gerçekleştirecek. 9 Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde doktor öğrencisi. Konu başlığı enteresan, ilginç. Benim de merak ettiğim konular arasında geliyor. Sinema, bilim, felsefe, triyadiktiği, kuantumun çoklu referans sistemi ve sinematik anlatıya yansımaları. Şimdi sözü Ezgi'ye vereceğim. Ancak ondan önce arkadaşlardan süreye riayet etmeleri konusunda ricada bulunuyorum. Çünkü sunumlar sonrasında yönetmenlerin işte katılacağı bir etkinliğimiz var. Bu etkinlik de saat 18'de başlayacak. Bu alanda sürelere riayet edelim. Bir de konuşurken mümkün olduğu kadar mikrofona yakın konuşmamızı rica ettiler. Çünkü kameraya kayıt altına alınıyor sunumlar.
Bu bağlamda arkadaşlardan bunu da rica etmiş olayım. Şimdi Ezgi Tokdil'le başlayacağız. Ezgi Hanım buyurun. Teşekkür ederim. Ben izninizle bu tarafa geçmek istiyorum. Evet, merhaba. Sesim geliyor mu? Umarım bir sıkıntı yoktur. Tamam. Evet, hocamın da belirttiği gibi ismim Ezgi. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi bölümünde doktora öğrencisiyim. Araştırmamın başlığı gördüğünüz gibi sinema, bilim ve felsefe triyalektiği üzerine ve kuantumun çoklu referans sistemi ve sinematik anlatıya yansımaları üzerine bir konu seçtim. Şimdi neden böyle bir konuyla, böyle bir başlıkla karşınızdayım? Şimdi ne kuantum, ne fizik, ne de sinema, ne de felsefe aslında benim doğrudan kendi alanım değil. Ama yaklaşık bir 2-3 yıldır bilim ve bilim felsefesi üzerine çalışıyorum doktora tezimde. Ve bilime, fiziğe, onun alt şeyi olarak fiziğe daldıkça, gittikçe daha da heyecanlanmaya başladım. Özellikle de aslında heyecanımı tetikleyen şey şuydu. İşte fiziğin ya da bilimin, daha genel anlamda bilimin, bilim felsefesinin ya da diğer alanlarla, işte sanatla ya da sanatın alt alanlarıyla, işte mimarlıkla, sinemayla ilişkisini gözlemlediğimde ve hatta opera bile buna dahil edilebilir. Bu ilişkiyi incelediğimde, bu ilişkinin varlığını gözlemlediğimde bu heyecanım bir kere daha arttı. Umarım bu heyecanı bir parça da size ulaştırabilirim diye düşünüyorum bu sunumda. Şimdi araştırmamın kapsamından önce değinmek istiyorum. Sinema, bilim, felsefe, triyalektiği dedim. Bu ilişkiyi nasıl kurdum? Bunu yaparken paradigmalar üzerinden bir kurgulama oluşturdum. Bu yüzden önce bir paradigma kavramının ne olduğuna bakacağım. Çok kısa değineceğim. Paradigma değişimlerinin doğasından bahsedeceğim. Ardından kuantum fiziği ve evrenin tanımlanmasına ilişkin temel ilke ve söylemlere bakacağız. Takdir edersiniz ki 15-20 dakikalık bir sunum içerisinde kuantum fiziğinin belirli ilkelerine dahi bakabilmem imkansız. Sadece bir tarihsel gelişimine bir bakıp sinemayla ilişkilendirdiğim örneklerde kullandığım ilkeler üzerinden bir açıklama getireceğim. Ve üçüncü olarak sinematik düşüncenin bilimsel aklı yorumlama biçimine bakacağız. Bunu yaparken de ben bu ilişkiyi iki türlü ele aldım. İlk bölümde doğrudan değil ama dolaylı olarak ve bir yönden de aslında benim tarafımdan kurgulanmış bir benzeşim, bir etkileşim. İkinci kısımda da konu olarak aslında hepimizin bildiği bilimsel gerçekliği konu alan, bilimsel gerçekliğin farklı kategorilerini konu alan filmler. Ve bütün olarak baktığımızda da bilim, felsefe ve sanat alanında yaşanan paradigma değişimlerinin etkileşimli yanının vurgulanmasını amaçlıyorum. Şimdi paradigma kavramına baktığımız zaman, paradigma ilk olarak tabii ki daha öncesinde de kullanılmıştır ama benim özellikle bilim felsefesi kapsamında odağıma aldığım anlamda paradigma kavramı 20. yüzyılın başlarında Thomas Kuhn tarafından kullanılıyor. Kuhn birbirleriyle yarışan farklı bilimsel yaklaşımlara paradigmalar adını veriyor. Paradigma kavramı her anlamda bir başkalaşımı ifade ediyor aslında. Ama bu başkalaşım eski düşünceyi ya da eski yaklaşım biçimlerini reddetmiyor. Sadece kendine özgü yeni bir referans çerçevesi belirliyor aslında. Ve yaşamın diğer dinamiklerine baktığımız zaman da bilim tarihinde, toplum tarihinde, kültür tarihinde, sanat tarihinde bunun pek çok örneklerine rastlıyoruz aslında. Yani bilim felsefesinde gördüğümüz paradigmatik modelin diğer alanlarda da benzer şekilde var olduğunu görüyoruz. Ve aslında paradigma değişimleri hangi alanda gerçekleşirse gerçekleşsin, diğer tüm alanlarda da önemli değişimlere neden oluyor. Her bir alan aslında gördüğünüz gibi, yani örneğin bilimsel gelişme alanında yaşanan bir ilerleme, bir gelişme ya da ortaya çıkan bir ilke, sanat alanında da önemli izdüşümlere sahip ya da toplumsal anlamda yaşanan bir ilerleme de aynı şekilde sanatı yönlendirebiliyor ya da bilimsel gelişme üzerinde önemli değişimlere neden olabiliyor, tetiklenmeleri. Bu triyalektik ilişkiye baktığımız zaman sürem de çok uzun olmadığı için hepsine bakamayacağım. Sadece birkaç tanesini konuşabiliriz sanırım. Şimdi bilim, felsefe ve sanat triyalektiğine baktığımız zaman yukarıdan aşağıya doğru
öncelikle tarihsel bir ilerlemenin söz konusu olduğunu ifade etmek istiyorum. Ve her alanın arasında da karşılıklı oklarla işaretler koydum. Yani her alanın karşılıklı etkileşim halinde olduğunu ifade etmek istiyorum burada. Ve tabii ki bilimle sanatı da bir etkileşim halinde düşünürsek, yani bir kağıdın aslında iki ucunu bir araya getirmek gibi düşünün. Ve yaşamın tüm dinamikleri bu döngü üzerinde konumlanıyor aslında. Ve bir anlamda aslında bu analoji de bize Einstein'ın görelilik ilkesiyle o zamansal dördüncü boyutun kimi filmlerde de karşımıza çıkmıştır. O görsel analojisini, görsel temsilini de bize sunuyor. Şimdi bilim alanına öncelikle baktığımız zaman Ptolemy'nin Batlamyus diğer adı biliyorsunuz. Dünya merkezli evren modeli Kopernik devrimiyle birlikte yerini güneş merkezli evren modeline bırakıyor. Aynı dönemin, aynı tarihsel sürecin felsefesine baktığımızda da gene bu sefer totalistik düşüncede Platon'un idealar dünyasını görüyoruz. Sanat da aynı şekilde, tabii ki bunlar birebir tarihler, birebir gelişmeler, tarihsel gelişmeler değil. Paradigma dönemleri hiçbir zaman, farklı alanlarda yaşanan paradigma değişimleri hiçbir zaman tarihsel olarak aynı dönemlerde yaşanmamıştır. Yaklaşık tarihlerdir. Aynı dönemin sanatına baktığımız zaman da sanatın dinin etkisinde olduğunu görüyoruz. İşte yaratıcı olarak Tanrı ön planda ki 13. 14. yüzyılın klasik antik sanatında da bunun örneklerini rastlıyoruz. Bilimden devam edecek olursak Descartes'in düşünsel temelini oluşturduğu Newton'un yeni evren tasarımı 14. 15. yüzyılda karşımıza çıkıyor. Ve Newton mutlak uzay ve mutlak zaman olarak iki kavram ortaya çıkarıyor. Devamında Einstein'ın görelilik ilkesi 19. yüzyılda ortaya çıkıyor ve görelilik ilkesiyle görelilik ilkesinin bize kazandırdığı şey uzay ve zamanın yani mutlak uzay ve mutlak zaman olarak ayrılan iki olgunun tek bir olgu olarak tekrar bir araya gelmesi, tek bir uzay zaman haline alması. Bunun yansımalarına felsefede de ulaşabiliyoruz. Sanatta da aynı şekilde bu söz konusu. Şimdi montaj tekniği demişim sağ tarafta küçük görüyorsunuz. Montaj aslında araştırmamın temelini montaj tekniğini kullanan filmler oluşturuyor. Montaj tekniğini ben bir şekilde bu Newton'a mutlak uzay ve mutlak zamanıyla ilişkilendirdim. Ve devamında işte 20. yüzyılda, 21. yüzyılda belki montaj tekniği yerine daha uzun metrajlı filmlere bırakıyor. Ya da işte yeni medya teknolojileri sanal gerçeklik yerine alıyor. Sürem kısıtlı olduğu için biraz hızlı geçmek istiyorum. Kuantum fiziğine baktığımız zaman kısaca biliyorsunuz temel anlamda moleküler, atom ve atom altı dünyayı inceleyen bir fizik alanı, fizik terimi aslında. Ve inceleme alanı aslında sadece mikro gerçeklik değil, yani atom ve atom altı parçacıklarla ilgilenmiyor. Makro gerçekliği, kozmolojik evreni de inceliyor kuantum fiziği. Tarihsel gelişimi elbette bu kadarla sınırlı değil. Ancak ben araştırmam kapsamında ele aldığım belirli ilke ve kuramlara kırmızı olarak ifade ettim. Onları görebilirsiniz. 1925'te Heisenberg'in belirsizlik ilkesi araştırmamın temelini oluşturan kuramlardan biri. Parçacıkların konum ve momentumlarının aynı anda tam olarak ifade edilemeyeceğini bize söylüyor. 1935'te Einstein, Podolsky ve Rosen tarafından EPR paradoksu olarak bilinen kuantum dolanıklık kuramı, ikinci kullandığım kuram, iki parçacığın geniş mesafelerde birbirlerini etkileyebilmesini ve eşdeğer davranış sergileyebilmesini tanımlıyor. Aynı yıl Schrödinger'in düşünce deneyi, belki duymuşsunuzdur, bir kutudaki bir kedi analojisiyle başlıyor. Ve bununla ilişkili olarak, bununla bağlantılı olarak Kopenhag yorumunun çoklu evren teorisi söz konusu. Belki son yıllarda Stephen Hawking ve Richard Feynman tarafından da desteklenen bir görüş. Tabii elbette henüz kanıtlanmamış bir olgu. Şimdi hızlı bir şekilde sinematik düşüncenin bilimsel hakkı yorumlama biçimine baktığımız zaman daha önce de belirtmiş olduğum gibi iki ana başlıkta inceledim. Bunları kuantum alanının sinematik düşünceye yansıması, doğrudan olmasa da özür diliyorum, dolaylı tarafından kurulan bir ilişki bu. İkincisinde de konu bağlamında bir ilişki ki aslında üçüncü bir alanı da buna ekleyebiliriz. O da işte son yıllarda kuantumun tanımlamış olduğu yeni gerçekliğin teknoloji bağlamında sanata yansımaları. İşte bu yeni medya sanatı ve alt kategorileri olarak ifade edebiliriz. Ancak bunu sunuma dahil etmememin bir nedeni de zaten teknoloji birinci ve ikinci konuları da kapsıyor. Yani teknoloji olmasaydı bugün geldiğimiz noktaya zaten ulaşamazdık.
Şimdi hızlı bir şekilde baktığımız zaman 1920'lerden iki deneysel film ve montaj tekniğinin kullanıldığı filmlerle araştırmamı başlatacağım. Kuleshov etkisini eminim siz benden daha iyi biliyorsunuz. O yüzden bir şey söylemek istemiyorum bu konuda. Kuleshov'un Engineered Price Project filminde farklı imgeler farklı sahnelerde çekilip bir araya getirilmiş biliyorsunuz. Ve tek bir filmde bu sahneler birleştirilmiş ve aslında bu yaklaşım, bu montaj tekniği psikolojideki Gestalt teorisiyle de birebir örtüşen bir yaklaşım. Ve bilimsel gerçeklik açısından bakıldığında da gerek Kuleshov filmlerinde gerekse montaj tekniğinin kullanıldığı diğer filmlerde biz Niels Bohr'un tamamlayıcı ilkesini görebiliyoruz, çıkarsayabiliyoruz. Bilim açısından bakıldığında farklı deneysel koşullar altında elde edilen veriler tek bir tamamlanmış resimle açıklanamaz. Çoklu veriler bir araya getirilmeli. Yani bir fenomenin tam ve güvenilir olarak tanımlanması için olası farklı koşulların her birinin ayrı ayrı ölçülmesi gerektiğini söylüyor bize tamamlayıcı ilkesi. Aynı şekilde sinemada ayrı ayrı elde edilmiş her bir görsel veriyi biz bir araya getirerek hareketli görüntüler elde ediyoruz. Aynı zamanda bu filmde kuantum alanına ilişkin Kopenhag yorumuna da ulaşıyoruz. Ki bu Kopenhag yorumu da aslında kuantum fiziğinin klasik fizikten ayrılan yönü. Bu nedir? Bilincin rolünü ön plana çıkaran gözlemci etkisi aslında bu. Yani fenomenin doğasının gözlem sonucunda var olması ve gözlem olmadan farklı olasılıkların süperpozisyonu konumunda olduğunu düşünün. Bir gözlem bu süperpozisyon arasından bir indirgeme yapmamızı sağlıyor ve olasılıklardan birine indirgiyoruz biz aslında gerçekliği. Şimdi Zygalertoff da bunun en güzel örneklerinden biri, montaj tekniğinin kullanıldığı en güzel örneklerden biri biliyorsunuz. Birbirleriyle ilişkisiz farklı imgeleri farklı sahnelerde bir araya getirip üst üste yerleştirmiş Vertov. Bilimsel gerçeklik açısından gene Bohr'un tamamlayıcılık ilkesi ve aslında Einstein'ın zamansal dördüncü boyutunun da yansımalarına ulaşıyoruz burada. Aynı zamanda sanatsal temsil açısından baktığımızda da 1910'larda sanat tarihinde soyut sanat adı altında Kandinsky ve diğerlerinin, Vasily Kandinsky ve diğerlerinin sanata, gerçekliğe, dış dünyaya bakış açılarının da bir karşılığı olabilir. O şekilde de bir ilişkilendirme yapabiliriz. Bu sanatçılar da çünkü nesnel gerçekliği atom benzeri parçacıklara ayırıyorlar. Geometrik formlara indirgiyorlar. Ardından bunları tekrar resim düzleminde rastgele yeniden düzenliyorlar. Vertov'un burada yaptığı da örneğin bir kamera merceği ile bir göz imgesi farklı sekanslarda çekilip üst üste yerleştirilmiş. Ve elbette gerçekliğin kendisiyle onu gözleyen arasındaki mesafe de ortadan kalkıyor. Niels Bohr'un bir fenomenin farklı olası bazları olarak adlandırdığı eylemin çekme ve çekilme anlarının bir araya getirilmesiyle tamamlayıcılık ilkesinin sinema alanına da bir yansıması olarak düşünebiliriz. Ve Vertov'un Kameralı Adam filminde aynı zamanda Heisenberg'in belirsizlik ilkesi de gözlemlenebiliyor. Fenomenin bir özelliği ne kadar doğru ölçülürse tamamlayıcı özelliği de o kadar daha az güvenilir ve geçerli oluyor. Vertov sineması üzerinden bu açıklamaya baktığımız zaman ekrana yansıtılan üst üste iki veya daha fazla görüntüden herhangi birini biz ön plana çıkarırsak ya da daha belirgin hale getirirsek diğerinin okunabilirliği o kadar azalır. Bu şekilde bir ilişki kurabiliriz. Şimdi Jean Luc Godard'ın Breathless filminde de az öncekiler gibi değil ama farklı açıdan bir bilimsel gerçeklikle farklı bir örtüşme söz konusu. Burada da bildiğiniz gibi Marsilya'da ana karakter Marsilya'da bir polis memuruna vuruyor. Bir alandan geçiyor, Paris'e ulaşıyor. Bilimsel gerçeklik açısından baktığımızda Kopenhag yorumunun gözlemci etkisi burada söz konusu. Schrödinger'in kedi düşünce deneyi aynı şekilde. Buna nasıl ulaşıyoruz? Filmin ana karakterinin Marsilya'da mı yoksa Paris'te mi olduğu? Ancak işte sonraki sahneyi biz gördüğümüz zaman, okuduğumuz zaman, sonraki sahne akışa dahil olduğu zaman gözlemleyebiliyoruz, ortaya çıkarabiliyoruz. Şimdi sol tarafta Fernand Léger ve Dudley Murphy'nin mekanik balet filminin şeylerini görüyorsunuz, görsellerini görüyorsunuz, sahnelerini. Sağ tarafta da Rahip ve Kabuk. Her iki filmde Kopenhag yorumu ile ilişkilendirilebilecek biçimsel düzenlemeye sahip gene. Neydi? Gözlem yapıldığında fotoğraf karelerinin süperpozisyon durumları ortadan kalkıyor.
ve zamansal süreklilik ile birlikte dalga fonksiyonlarından birine indirgeniyor. Aynı şekilde görüntü, aynı imgenin farklı olasılık konumları atomistik yapılarına ayrılıyor, yeniden bir araya getiriliyor ve düzensiz bir kompozisyon elde ediliyor ki az önce belirttiğim gibi 1910'larda soyut sanatın önemli sanatçılarının, soyut sanatın sanatçılarının da plastik sanatlar alanında gerçekleştirdiği eylem buydu. Burada kullanılan montaj Verto sinemasında olduğu gibi farklı görüntülerden oluşmuyor. Aynı filmin farklı sahneleri gördüğünüz gibi parçalanıp yeniden bir araya getiriliyor. Yine benzer bir görüntü. Ezgi 5 dakikan kaldı. Teşekkür ederim. Kuantum alanına ilişkin göstergeler analiz edildiğinde kuantum dolanıklık ilkesinin yansımaları burada söz konusu. Bu neydi? İki benzer parçacık eş zamanlılık özelliğine sahip ve farklı konumlarda ve çok uzak mesafelerde olsalar dahi birinde yaşanan bir durum değişimi diğerini de benzer şekilde etkiliyor. Ki bunun yansımalarına biz bu iki filmde nasıl ulaşıyoruz? Farklı görüntülerin birbirleriyle etkileşimde olması parçacıklar olarak düşündüğümüzde biz bu sahneleri. Ve aynı sahnede gözlemlenen tüm imgelerin değişen koşullarda aynı değişimi deneyimlemesi. Örneğin sol tarafta gördüğünüz o akan gözler sağa doğru akan bir sahnede tüm imgelerin aynı yönde akması gibi. Şimdi Hans Richter ve Viking Gaglin, Tristan Tzara'nın ortak olarak yönetmenliğini üstlendiği bir deneysel avantgarde sinemanın bir örneklerinden birini görüyorsunuz. Sinema tarihinin ilk soyut filmi olarak tanımlanmış, ne kadar doğrudur değildir bilmiyorum, yorumu size bırakıyorum. Bu çalışmada da, bu filmde de kuantum dolanıklılık, Heisenberg'in belirsizlik ilkesi, Schrödinger'in kedi analojisi ve Kopenhag yorumu ile ilişkili çoklu evren modeli gibi bilimsel yaklaşımların görsel olarak yansımalarına ulaşabiliyoruz. Sürem az olduğu için açıklamalarına geçiyorum. Şimdi bu başlığın son filmi olan Magnolia, 1999 yapımı Magnolia'ya geçtiğimizde, biraz tarihsel olarak ileri gittiğimizde izleyenlerimiz mutlaka vardır. Çok ilginç bir yapımdır. Farklı imgeler, birbirinden bağımsız figürler, farklı konumlarda yaşanan birbirinden bağımsız olaylar arka arkaya yerleştirilmiş ve belli bir noktadan sonra birbirleriyle ilişkilendiriliyor bu imgeler. Bu anlamda aslında kuantum alan teorisinde parçacıkların dolanıklık ilkesi ile bir ilişki kurdum ben. Aynı şekilde filmde yer alan her bir figürün seçim ve eylemlerinin sonuçlarının birbiri üzerindeki etkisi de fiziksel gerçekliğin parçalar arasındaki kesin ilişkilerin yerine ara düzenlerin ele alındığı John Bell teoremi ile koşut ilerliyor. Buraya kadar incelediğim çalışmalar, belirtmiş olduğum gibi sunumun başında da, bilimsel gerçekliği doğrudan konu almıyor. Biçimsel kurgunun yorumlanması ve kuantum gerçekliği ile ilişkilendirilmesi tarafından yapılan çalışmalar. Ancak bu çalışmaların konu bakımından incelenen çalışmalardan daha araştırmaya açık olduğunu düşünüyorum. Bunun nedeni de 2. Kasım'da konu bakımından bilimsel gerçekliği ele alan filmlerin beğeni kaygısı ve popüler kültür etkisinde bu bilimsel kuram ve ilkeleri özgün amaçlarından ve kullanımlarından uzaklaştırması. Ancak yine de kuantum fiziğinin ve genelde kozmolojik gerçekliğin konu edilmesi bakımından önemli film örnekleri. Şimdi çok kısa bunlara bakacağız. Bunlar zaten bildiğiniz filmler. Kelebek etkisini eminim hepimiz biliyoruz artık. Ezgi 2 dakika var. Tamam hocam. Hikayenin ana karakteri geçmişe yolculuk yapabildiğini fark ediyor. Ve bu değişiklik hem kendi hayatını hem de etrafındaki insanların hayatını etkileyebiliyor. Bu filmde kuantum dolanıklılık ve Schrödinger'in düşünce deneyinin yansımalarının olduğunu düşünüyorum. Geçeceğim. Ayrıntılara girecek vaktim kalmadı ne yazık ki. Fringe dizisini hepiniz biliyorsunuz. Dizinin genel olay örgüsü paralel evrenler üzerine kurulu. Henüz kanıtlanmamış bir düşünce olan paralel evrenler, çoklu evrenler teorisi üzerine kurulu. Sinema paralel evren düşüncesini aynı anda yaşanan birbirinden bağımsız evrenler olarak ele alıyor. Bu dizide, diğer filmlerde bu konuyu ele alan diğer filmlerde. Ama bilimsel gerçeklik açısından aslında bu çok kurgusal bir şey değil. Kuantum ilkeleri açısından bakıldığında belirli bir sistematikte var olan bir teori. Kanıtlanabilecek bir teori ama henüz şu an kanıtlanmamış bir teori ama sinema alanındaki bu örneklerin ele aldığı düşünceden oldukça uzak bir yaklaşım.
Gene aynı şekilde Another Earth paralel dünya konusunu ele alıyor. Dark dizisi 2018 yılında yayın hayatına başlayan bir dizi. Geçmiş, şu an ve gelecek arasındaki fark inatçı bir illüzyondan ibarettir diye Einstein'ın bir sözüyle başlıyor, çok sevdiğim sözüyle. Ve sadece paralel evrenler değil, işte kozmolojik düzen, karanlık madde gibi bilimsel gerçekliğin farklı alanlarından farklı dinamiklerini de görebiliyoruz. Ama tabii ki gene bahsettiğim gibi özgün anlamları dışında kullanılıyor. Ve son olarak Interstellar filmine baktığımızda da, ki bilimsel gerçeklik açısından bilimsel gerçekliğe en yakın kurgulardan, ki bunun nedenlerinden biri de biliyorsunuzdur sanırım, teorik fizikçi Kip Thorne'ın Nolan'a danışmanlık yapmış olması. Belirttiğim gibi pek çok açıdan kozmolojik düzen, uzayın yapısı, Einstein'ın görelilik ilkesi, zaman yolculuğu, ikizler paradoksu, solucan delikleri, uzay zamanına ilişkin pek çok referans söz konusu. Ayrıntılarına maalesef değinemiyorum. Ve son olarak Einstein'ın zaman mekana ilişkin göreli evren anlayışının zaman vurgusundan doğan ifade yöntemlerinin belirginleşmesine, kuantum dolanıklılık, John Bell teoremi, Pere paradoksu gibi bilimsel yaklaşımların sanatta etkileşim konusuna gönderme yaptığına, Heisenberg'in belirsizlik ilkesinin hareket ve mekan çözümlemelerinde ritmik tekrarlara, Niels Bohr'un tamamlayıcı ilkesinin perspektifsel olmayan mekansal yerleştirmeleri, Schrödinger'in düşünce deneyinin süperpozisyon ve olasılık ilişkisiyle çoklu algı durumlarına, Niels Bohr'un Kopenhag yorumunun alımlayıcının duyumuna göre değişen gerçeklik algısına referans olduğunu gözlemledim. Bu çalışmaların analizi elbette kesin veriler olmayıp yapılan incelemeler bireysel gözlemler ve çıkarımsal sonuçlardan öteye geçmez. Ancak bu filmlerin kurgusal gerçeklikleri ve teknik sunumlarının kuantum alanına ilişkin temel ilkelerle benzerlikleri ve fiziksel gerçeklikleri yapılacak daha kapsamlı analizler için aydınlatıcı ve ilham verici olacaktır diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, Ezgi'ye teşekkür ediyoruz. Şimdiki sunum Faik Onur Acar tarafından yapılacak. Kadir Has Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünde yüksek lisans öğrencisi. Birey Olmak, Blade Runner ve Blade Runner 2049 filmlerinin Hegelce eleştirisi ve karşılaştırılması, birey kavramı üzerinden sanırım. Evet. Evet, söz sende. Merhaba. Bugün felsefe ve sinema ilişkisi bağlamında yer alan bu konferansta tüm dünyada olduğu kadar Türkiye'de de popüler olan bir bilim kurgu klasiğine, 1982 yılında çekilen Blade Runner'ı ve 35 yıl ardından gelen devam filmi Blade Runner 2049'u yorumlamaya ve karşılaştırmaya çalışacağım. Genelde sinema, özellikle ise Blade Runner filmleri, kendi dışarılarında duran bir gerçekliği yansıtmaktan ziyade içerisinde işlev gösterdikleri toplumsal gerçekliğin farklı düzlemleri arasında bir aktarım gerçekleştirirler. Bu aktarım, yani dolayım ise hiç kuşkusuz kendi başına bir yaratımdır. Bu anlamda filmler de toplumsal gerçekliğin, ki içerisinde ideolojiyi de barındırır, parçası hatta oluşturucusu konumundadır. Bu bağlamda filmleri irdelemek de toplumsal gerçeği irdelemenin bir biçimi haline alır. Kanımca felsefe de benzer bir konumdadır. Ancak sinemadan farklı olarak felsefe bize düşünmek ve anlamlandırmak için kavramlar sağlar. Dolayısıyla bu sunumda genelde felsefe ile sinema, özellikle ise Hegel'in felsefesi ile Blade Runner filmleri arasında bir bağlantı kurulacaktır. Yani toplumsal gerçekliği değiştirmeye çalışan bir üretimdir söz konusu olan. Bahsi geçen filmler irdelenirken Hegel'in kavramlarının seçilmesinin nedeni bu filmlerde tartışılan konularla Hegel'in tartıştığı konular arasında görülen belirgin ortaklıktır. Blade Runner filmlerinde göze çarpan ilk konu birey ve onun özgürlük problemidir. Tartışılan ve filmlerin etrafında yapılandığı temel motif, bireyin nasıl birey olduğunu daha açık bir şekilde söylemek gerekirse, doğan değil ancak üretilen bilinç sahibi varlıkların da birer birey olarak kabul edilip edilemeyeceğidir. Bu şekilde açılan tartışma, süreç içerisinde bireyin ister doğmuş, ister üretilmiş olsun özgürlük problemine doğru ilerler. Benzer şekilde Hegel'in felsefesinde de temel problem, kanımca bireyin en azından temel problemlerden biri, bireyin özgürlük problemidir. Bir sistem filozofu olarak anılan Hegel, kurduğu sistem içerisinde bireyin gittiği, onun özgürlüğünün ve eyleminin de sistemin gerçekleşmesiyle sınırlı olduğu eleştirilerine maruz kalır. Diğer yandan Kojève gibi filozoflar ise Hegel'in felsefesini bireyin olumsuzlama gücüne, yani özgürlüğüne indirgeyerek sistem düşüncesinden tamamen uzaklaşırlar.
Kojève göre Hegel'in felsefesinin ortaya koyduğu en önemli gerçek, bireyin olumsuzlama gücünün onun reddedilemez, kaçınamayacağı özgürlüğünü oluşturmasıdır. Bu bağlamda Kojève'in Hegel'i varoluşçu filozoflara yaklaştırdığı söylenebilir. Benim Hegel yorumum ise her iki anlayışa da mesafelidir. Kanımca her iki anlayış da bireyin sonsuz olumsuzlama gücünün, yani deneyiminin, sistemin kendini gerçekleştirmesi, yani sonsuzluğu için mutlak bir koşul olduğunu gözden kaçırmaktadır. Farklı bir ifadeyle, bana kalırsa Hegel'in felsefesi içerisinde bireyin özgürlüğü ile sistemin sonsuzluğu birbirine denk düşer. Birey, a posteriori zeminde gerçekleşen her olumsuzlamasında kavramı, yani a priori zemini var etmektedir. Mutlak, yani kavram da aynı süreci kendinde, yani a priori zeminde gerçekleştirdiğinde a posteriori'yi oluşturmaktadır. Hegel'in felsefesinde kavramın somutluğunda kavranma çabası tam da bu duruma, yani bilinç zemini ile mutlak zemin arasındaki ilişkiye tekabül eder. Tam da bu nedenle Hegel'in felsefe sisteminde birey özel bir konumdadır. Bu sistemde biri iki yönlüdür. O bir yandan mutlaktan başlayan ve doğa ile devam eden diyalektik hareketin sonucu, yani türdür. Diğer yandan ise ölümlü bir varlık olarak türün de gerçekliği, yani tinin ilk biçimidir. Bir başka ifadeyle birey, tekilin ve evrenselin, yani doğanın ve tinin birliğidir. Bu bağlam içerisinde bireyin gerçekliği, yani özgürlüğü de bu birliği dolayımlayarak elimsel hale getirmektir. Althusser'in ifadesiyle evrensel ölümsüzdür, yani tür sonsuzdur, ancak o bireylerin ölümü ile kendisine erişir. Bu bağlamda bireyin gerçekliği onun kendindeki bu birliği gerçekleştirmesidir. Bu birliği gerçekleştirerek özgür olması mümkün olur. Kendisi de bir dolayım olarak tekilin, yani doğanın ve evrenselin dolayımı olarak özgürce dolayımlayabilir. Hegel'in felsefe sisteminde birey köle efendi diyalektiği evresine kadar doğayı olumsuzlamayı sürdürür. Ancak bu süreç bireyin nesnelliğini kaybetmesiyle sonuçlanır. Tüm nesneler, yani doğa olumsuzlanmış, birey bilinci içerisinde yitmiştir. Birey kendi bilinci içerisinde yitmiştir. Bu nedenle bilinç öznel hale gelmiştir. Ancak o bir tür, daha önce söylediğim gibi, o aynı zamanda bir tür, yani evrensellik olarak nesnelliğe ihtiyaç duyar. Onun gerçekliği aynı zamanda bu nesnelliktir. Bunu gerçekleştirmenin yolu ise diğer bilinçlerin onun özelliğini kabul etmesidir. Bu evrede nesnellik, evrensellik diğer bilinçlerle arasındaki ilişkide kurulacaktır. Hegel bilincin diğer bilinçlere yönelik bu ihtiyacını istek olarak tanımlar. Ki bu öz bilincin özüdür de aynı zamanda. Farklı farklı bireyler bu tanımayı birbirlerinden talep ederler. Bu tanıma mücadelesinde kendisini kendi öz bilinci, yani kendi isteği, kendi kurgusu, kendi evrenselliğiyle tanımlayan kazanır. Kendisini bir parçası olduğu doğa ile tanımlayan ise kaybeder. O, yani kaybeden köle, doğanın bir parçası olarak ölümden korkar ve geri çekilir. Hegel'in felsefe sistemiyle Blade Runner ve Blade Runner 2049 filmleri arasındaki bağlantı da büyük ölçüde bu noktada ortaya çıkar. Her iki filmde de farklı biçimlerde de olsa köleliğin var olduğu, yani köle efendi diyalektiğin sürdüğü bir evrende geçer. İnsanlar hala da kölelere ihtiyaç duymakta ve onları üretmektedirler. İlk filmde Tyrell, ikinci filmde ise Wallace şirketi tarafından. İkinci filmde Wallace açıkça kölelere hala da ihtiyaç duyulduğunu, ancak yasal olmadığı için, yani köleleri üretme yoluna gidildiğinden bahseder. Yasal olmayan insanların köleliğidir. Burada önemli olan nokta, Wallace'ın dolayısıyla filmlerin geçtiği evrenin makinelerle tatmin olmamasıdır. Yani belirli bir işin yerine getirilmesi için araçların üretilmesi söz konusu değildir. Bilinçli varlıklara ihtiyaç vardır. Hegelci bir anlayış içerisinden konuşursak, insanların efendi olduklarını bilen, kendilerinin ise köleler olduklarını kabul eden varlıklara ihtiyaç vardır. Benzer bir durum hiç kuşkusuz bir film içinde geçerlidir. Her iki filmde de replicantlar, yani köleler, sömürgeleştirme için, yani daha fazla köle üretimi için kullanırlar. Bu ihtiyaca dayanarak Blade Runner filmlerinin geçtiği evrenin, yani dolaylı olarak bizim yaşadığımız evrenin, nesnelliğin ve özgürlüğün henüz kurulmakta olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü özgürlük ve nesnellik ancak bu ilişkinin, bu köle-efendi diyalektiğin sonuçlanmasından sonra kendisini var edebilir. İlk filmde replicantlar insanların hem kendi bedenleri üzerindeki, replicantların bedenleri üzerindeki demek istediğim, belirleyicilikten, yani ölümlülüklerinden, hem de koşulların belirleyiciliğinden, yani dünyadan kurtulmaya çalışırlar. Yine de baskın olan ikincisidir. Replicantların dünyaya dönmelerinin yegane nedeni kendi isteklerini gerçekleştirmek, yani kendi istedikleri şekilde yaşamayı sürdürmektir. Hegel'in felsefe sisteminde olduğu gibi Blade Runner filmlerinde de efendiler kendi isteklerini kölelerin, yani replicantların çalışmasıyla tatmin eder.
İkinci film üzerine ilerlersek bir kez daha. Ama bu söylediklerim kesinlikle ilk film için de geçerli. Yani henüz ayrılıklarından çok benzerliklerine yoğunlaşmış durumdayım. Wallace'ın asıl ilgisi ikinci filmde, ki Tyrell'de de aynı şey geçerli. Arzuladığı nesne diğer arzuladığı nesnedir. Diğer gezegenleri sömürgeleştirmedir. Kendi özelliğini kabul ettireceği yeni bilinçler oluşturmaktır. Hali hazırda var olan bilinçli kölelerle ilişkisi bu anlamda yalnızca araç sağlar. İstediğini elde edebilmek için kölenin çalışmasına dayanır. Bu bağlamda efendinin de köle olduğunu söylemek mümkün. Çünkü o da köleye bağımlıdır, onun emeğine bağımlıdır. Daha açık söylemek gerekirse bu evrende, dolayısıyla bu evrende ne köle ne de efendi, ne replikantlar ne de efendiler, Wallace ve diğer insanlar özgürdür. Efendi özgür değildir çünkü o kendi isteğini nesnel dünyada ancak kölenin dolayımı, yani onun çalışmasıyla görebilir. O dolayımı kendi içerisinde gerçekleştiremez. Dolayısıyla kendisini var ettiğinden bahsedemeyiz. Yani kendi özelliğini kendi dolayımıyla nesnellik haline getirmez ve kendisini kendisinde nesnelleştiremediği sürece özgür olması mümkün değildir. Çünkü kendisine yabancıdır kısaca. Diğer yandan köle çalışmasıyla dolayımı gerçekleştirmektedir. Ancak o da kendi isteğini dolayımlayamaz. Dolayısıyla çünkü kendi isteğini efendiye devretmiştir. Buna karşın köle çalışmasıyla kendine dair bir bilinç kazanması mümkündür. Bu nedenle kendisini tamamlamaya karar verir. O kendi istediği şekilde yaşamak ister. İlk filmde bu durum replikantların kazandıkları bilinci yaşayarak sürdürme mücadelesinde kendisini gösterirken, ikinci filmde replikantların özgürlük hareketi vuku bulur. Daha örgütlü bir hareketten bahsediyoruz ikinci filmde dolayısıyla. Hegelci anlamda mücadele bireyler özgürlüklerinin kazanılana kadar, ki burada bireyler hem insanları hem de replikantları tarif ediyor, işaret ediyor kanımca. Yani yukarıda bahsedilen birlik sağlanana kadar sürecektir. Her iki filmde özünde bir avcının isyankar replikantları bulmamaya yok etme hikayesidir. Ve bu şekilde başlar ilk filmde. İlk filmde avcının, yani Blade Runner'ın, avcı diyorum ama Blade Runner daha doğru tabii, Deckard'ın da bir insan olduğu kabulüyle başlar. Bir insan olduğuna şüphelenmeyiz filmin başında. İkinci filmde ise çok yine açık bir şekilde bu sefer avcı K bir replikanttır. Yani artık geçen zaman içerisinde, ilk filmde ikinci filme kadar geçen süre içerisinde köleler insanların istekleri üzerine köleleri avlayacak duruma da gelmiştir. Diğer bir ifadeyle K emirlerini bir insan olarak Joshi'den almaktadır. Yani biraz önce anlattığım bu teorinin somutlaşması gibi tarif edebilirim bu durumu. Blade Runner 2049 filminin başında K'nın, şimdi birazcık filmin kronolojisini takip edeceğim. Blade Runner 2049 filminin başında K'nın bir replikantı bulduğunu ve emekli ettiğini, yani öldürdüğünü görürüz. Öldürdüğü bu replikant evinin yakınlarında, K bir mezar bulur ve sürdürdüğü araştırma sonucunda bu mezarın ölmeden önce doğum yapmış bir replikanta ait olduğu ortaya çıkar. Bu durumu kimse beklememektedir. Bilindiği kadarıyla replikantlar kendi kendilerini üreyememektedirler. Joshi bu durumun bilinmesi halinde insanlarla replikantlar arasındaki sınırın ortadan kaybolacağından korkmaktadır. Çünkü replikantlar özgürce üremeye, yani doğmaya ve ölmeye başlarlarsa onlar da bir tür haline gelecektir. Ve tür daha önce belirttiğim gibi doğanın diyalektik hareketinin sonucu olarak T'nin ilk biçimidir. Bir başka ifadeyle replikantlar T'nin gerçekliğinin bir potansiyeli, yani özgürlük haline gelme ihtimalleri doğmuştur. Dolayısıyla Joshi K'ya doğmuş bebek de dahil olmak üzere bu mezarla ilgili herkesi ve tüm belgeleri bulup yok etmesini emreder. K'nın mezarla, mezarla ilgili daha fazla bilgi toplamak için Wallace şirketine gider ve bulduğu kalıntıların eski model bir replikantı ait olduğunu ve eski bir avcı olan Deckard ile yakın bağları olduğunu öğrenir. İlk filmde bağlantılar açıkça burada kurulur. Bu sırada Wallace da bebeği ve babasını bulmaya çalışmaktadır. Bu doğumun nasıl mümkün olduğunu öğrenmek ister. Yani dolayısıyla aynı hedef peşinde olan iki ayrı kısımdan bahsediyoruz. Bir replikant özgür... Neyse devam edeyim. Bu şekilde daha fazla replikant üretebileceğini, yani daha kolay yoldan sömürgeleştirmeye devam edebileceğini düşünmektedir. Wallace için kölelerin nasıl oluştuğu önemli değildir. İster üretilmiş olsunlar, ister doğuyor olsunlar. Önemli olan yalnızca kendi isteklerini yerine getirmeleri, yani köle olmaya devam etmeleridir. Araştırmaları K'yı bir yetimhaneye getirir. K yetimhaneyi birilerden hatırlamaktadır. Çocukken yetimhanede bir yerde küçük bir heykel sakladığını hatırlar. Burada hafıza ile ilgili vurgulamak istediğim bazı şeyler var. O yüzden bu detaylara giriyorum. O heykeli bulur. Dolayısıyla kendisinin bizzat aradığı çocuk olduğunu düşünmeye başlar K. Bu sırada girdiği testten artık itaatkar bir replikant olmadığı, olamadığı da ortaya çıkar. Kendisi de avlanması gereken bir replikant olmak üzeredir. Dolayısıyla kendi kendisini avlama sorunuyla karşılaşması bir yakındır yani. Ancak hatıralarının gerçek olduğundan emin değildir. Bu nedenle Selene'yi, yani replikantlar için hatıraları üreten, anıları üreten
bir en önemli, en başarılı kişiyi ziyaret eder ve hatıraların gerçek olduğunu öğrenir. Daha sonra Replicant Özgürlük Hareketi K'yı bulur. K örgütün örgütten bebeğin bir kız olduğunu ve onun liderinin K bir erkektir. Onlar hareketin lideri olarak kabul ettiklerini öğrenir. Bu nedenle replikantlar için hatıralar üreten Stalin'in gerçek bebek olduğu ve kendi hatıralarını diğer replikantlara yerleştirdiği sonucuna ulaşırız. Bence bu ikinci filmle ilk filmle ikinci film arasındaki temel farklılığa işaret ediyor bu durum. İlk filmle ikinci film arasında İlk filmde insan olmayan bilinçli varlıklar özgürlük mücadelelerini kendi bilinçlerine yani deneyimlerine vardıkları ve tam da vardıkları için gerçekleştirirken ikinci filmde Replicant özgürlük hareketinin üyeleri bilinçlerine, deneyimlerine yani olumsuzlama güçlerine değil aksine kendilerine yerleştirilmiş ortak hatıraları nedeniyle örgütlenmektedirler. Mücadelelerin nedeni ortak hatıralarıdır ki bu da tekil bir kişinin hatırasıdır aslında. Nitekim aynı sahnede örgütteki herkesin bir dönem kendisini o bebek sandığını da öğreniyoruz. Bu bağlamda örgüttekilerin farklı bireyler olmaktan ziyade hatıraları nedeniyle tek bir bilince sahip varlıklar oldukları sonucuna ulaşabiliriz. Evrensellikten tekilliğe yani doğaya keskin bir dönüştür yaşanan. Örgütün hedefi de bu bağlamda evrensel anlamında değil, ancak doğa anlamında bir türe ulaşmak olduğu söylenebilir. Bu çıkarım, örgütün kendi kurtuluşlarını doğmuş olan replikantta yani bir tekillikte bulmalarında da kendisini gösterir. Onlar doğmuş replikanttan kendi ifadeleriyle bu mucizeden pay almak istemektedirler. Mucize, bilincin olumsuzlama gücüyle evrensel ulaşması değil, doğanın bir parçası olarak doğmaya indirgenmiştir. Doğayı aşarak özgürleşme ise söz konusu değildir. Tabiri caizse replikantlar yaşadıkları dönemde insanların koşullarında olmayı yeterli bir hedef olarak görürler. Halbuki Wallace örneğinde gördüğümüz gibi efendiler de bir anlamda köledir. Hatta Wallace'ın bu bağlamda replikantı özgürlük hareketinden bir adım önde olduğunu da söyleyebiliriz. Hegelci anlamda özgürlüğün asıl anlamı evrenselin bir parçası olmak, doğanın üzerinde olan kendi isteklerini ön plana sürmektir. Bireyin ölümü yani doğa ile bağı ise bunun için ödenen bir bedelden ibarettir. Yoksa özgürlüğün gerçekliği değil. Yukarıda tartışıldığı gibi türün gelişimi bildiğin somutluğunda gerçekleşmesi yani özgürlüğün gerçekleşmesi anlamına gelmektedir. Her ne kadar filmlerin geçtiği evren nesnelliğin tesis edildiği bir evreye tekabül ediyor olsa da ikinci filmde replikantların hedeflediği türün ilk ortaya çıktığı döneme yani doğal varlığa ölümlülüklerine geri dönmektir. Bu nedenle onların köle efendi mücadelesinde kaybetmeleri kaçınılmazdır. Onlar kendilerini öncelikle doğanın bir parçası olarak tanımlayarak böyle bir mücadelede ölümden korkacak ve mücadeleyi kaybedeceklerdir. Dolayısıyla neredeyse bir kez daha köle olmak için kölelikten kurtulmaya çalıştıklarını söyleyebiliriz. Wallace ise bir kez daha kendi isteklerini ön plana koyarak ne kendisinin ne de replikantların doğal varlıklarını önemseyecektir. Nitekim daha önce söylendiği gibi söz konusu mucizenin yani bebeğin peşinde olunmasının nedeni de replikantların doğal yollardan yani maliyetsiz bir şekilde üretmenin sırrına ulaşmaktır. İlk filmde ise aksine replikantlar kendilerini insanlardan farklı bir konuma yerleştirirler. Dahası onlar insanlardan farklı oldukları kadar birbirlerinden de farklıdır. Kendi tekilliklerinde, kendi deneyimlerinde isteklerini bulmuş ve ona sarılmışlardır. Kendi istekleri nedeniyle kendilerini doğanın değil, evrenselin yani tinin bir parçası olarak kabul ederler. Kendi tekilliklerinde evrenseli var etmek istemektedirler. Tam da bu nedenle hedefleri de doğanın bir parçası olmak değildir. Ölmek istemezler hiç kuşkusuz ama kendi kendilerine doğmak gibi bir hedefleri de yoktur. Kendi isteklerini yerine getirmek, özgürce yaşamak açıkça dile getirildiği gibi asıl amaçlarıdır. Özetle İlk filmin etrafında döndüğü problem, ister insan olsun, isterse replikant ya da üretilmiş olsun, doğadan kendisini olumsuzlaması ile, yani deneyimleriyle ayrılmış bireyin bilinçli bir varlık olarak özgürlük problemidir. Nitekim bu mesaj kendisini filmin sonunda da açıkça gösterir. Descartes'in bir insan mı yoksa bir replikant mı olduğuna emin olamayız. Tabii filmin burada birçok farklı versiyonu olduğu için toplamda 7 farklı versiyon var. Ama 3 tanesinden bahsedilebilir. Ama her birinde yani Final Cut'ta, Director's Cut'ta ve Theater yani ilk gösterildiği bir işimle yapılan kurgusunda da her zaman böyle bir belirsizliğe yer var. Descartes'in her 3 filmde de kimisinde artıyor kimisinde azalıyor ama Descartes'in bir insan mı yoksa bir replik mi olduğundan hiçbir filmde emin
olamayız. Descartes'in isminin dahi örtük olarak bu kabule işaret ettiği söylenebilir. Descartes düşünmektedir. Hegel canlandı, olumsuzlamaktadır. O halde vardır. Replicant ya da insan olması bu anlamda bir önem teşkil etmez. Ancak devam filminde bilinç sahibi varlıkların özgürlük problemi replicantların doğanın bir parçası olma problemine indirgenmiştir. Bu noktada Zizek'in sözlerini hatırlamakta fayda var. Zizek'e göre bir dönem kabul edilen, farklı dönemlerde kabul edilen ideolojiler arasındaki değişimi yakalamanın en iyi yollarından biri de aynı hikayenin farklı dönemlerde nasıl ele alındığını karşılaştırmaktır. Benzer bir durum seri filmler için geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bence bu iddia Blade Runner filmleri için daha da güçlüdür. Çünkü bu iki film de aynı tema etrafında kurulmuştur. Bu bağlamda söz konusu iki filmin temsil ettikleri anlayışlar arasındaki farkın Blade Runner filminin çekildiği tarih olan 1982'den 2017'ye toplumsal yapıda hakim olan özgürlük algısının ve mücadelesinin ne şekilde değiştiğini işaret ettiği söylenebilir. Hegelci kavramlarla düşünürsek 1982'den farklı olarak artık birey ve özgürlük problemi dahi doğru terimlerle tinsel yani istekler zemininde değil doğa zemininde tartışılmaktadır. Nitekim ilk filmin öngördüğü haliyle ki bu öngörü filmin atmosferinden de anlaşılabileceği gibi oldukça karamsardır. Yine de yani bu duruma karşın 2019 yılındaki durumdan dahi büyük ölçüde uzaklaşıldığı açıktır. Benzer bir durumun 2049 yılı içinde geçerli olmaması için gerekli olan kanımca öncelikle ilk filmde örtük olarak kullanılan kavramlara geri dönmek, yani bireyin özgürlüğü için tin zemininin ön plana çıkması gerektiğini unutmamak ve bu tartışmayı, dolayısıyla mücadeleyi bu zeminde sürdürmektir. Aksi halde tıpkı replicantlar gibi kurtuluşun isteklerden ziyade bir mucizede aranması çok da şaşırtıcı olmayacaktır. Teşekkür ederim. Bir de konuşmamda genel olarak her iki filme dair genel bir çerçeve çizmeye çalıştım. Hem karşılaştırılacak hem de yoruma açık birçok öve var. Yani onlara giremedim. Umarım soru cevap kısmında birkaç şey söyleme şansım olur. Teşekkürler yeniden. Evet. Süreye de riayet ettiği için teşekkür ediyorum. Şimdi üçüncü konuşmacı arkadaş Erdinç Yılmaz, Gaziantep Üniversitesi Yabancı Diller Kültür Okulu'nda öğretim görevlisi. Sunum başlığı Lantimos'un Kutsal Giyin Ölümü filminde moderniteden postmoderniteye düşüncenin dönüşümünün izini sürmek olacak. Evet, söz sizde. Teşekkürler. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sunumda başlıkta anlaşıldığı üzere belli bir düşüncenin bir düşünce serüveninden ve bu düşüncenin bir dönüşümünden bahsetmekteyim. Modernitenin rasyonalite temelli, rasyonalitenin de akılcılaştırmaya evrilen bir düşünce sistemi olduğu ve daha sonra bunun bir kırılma gerçekleşerek postmoderniteye, yani çoğulcu gerçekliklere, mutlak gerçekliğin reddine, tekrar metafiziğin kabulüne gibi özelliklerin kabulüne doğru düşüncenin bir serüven geçirdiği üzerine bir sunum olacak ve bunların bu dönüşümün izini de Lantimos'un Kutsal Giyin Ölümü filminde aramaya çalışacağım. Öncelikle modernite ve postmodernite kavramlarına ve özelliklerine biraz bakıp daha sonra Lantimos'un Kutsal Giyin Ölümü filmindeki bu dönüşümü görmeye ve göstermeye çalışacağım. Modernite ve postmodernite ikilemi. Modernite ve postmodernite ikilemi özellikle bir kırılmayı, bir dönüşümü ifade ediyor. Ve modern sonrası anlamına gelen postmodernite teriminin belli bir dönüşüm, sadece düşünsel bir dönüşüm değil bu, aynı zamanda ekonomik, siyasi ve kültürel bir dönüşümde. Ancak benim buradaki sunumum sadece düşünsel bir dönüşümle alakalı olacak. Belirlenen incelemeyi yapmak için 18. yüzyıldan bu yana aydınlanmanın rasyonalite idealini gerçekleştirmeye çalışıp akılcılaştırmayı insanların üzerinde bir politika olarak empoze etmesi ve daha sonra postmodernitenin özellikleriyle, bazı sanat özellikleriyle ve aynı zamanda düşüncedeki bazı dönüşümlerle rasyonalitenin öneminin kırılması üzerine bir sunum olacağı için uzun bir dönemin ele alınması gerekecek ve bunun hepsini ele alamayacağımız için burada bu kısıtlı zamanda
Kant'ın nümenal ve fenomenal bilgi kavramları odağında bir modern düşünceye bakacağım. Daha sonra postmoderniteye gelirken de Bergson'un sezgisel bakış, sezgiyle bilgi edinme kavramlarına bakarak postmoderniteye gelmeye çalışacağım. Aydınlanma hareketinin getirdiği düşünsel dönüşüm, edebiyat, basın, resim, müzik, heykel ve mimari gibi birçok alana tesir ederken, aynı zamanda toplumsal aktörlerin de hayatı ve algılama biçimleri ve gündelik hayatlarını da temelden etkilemiştir. Bu etkilemenin özellikle bu sunum için en önemli noktası ise rasyonelitenin getirdiği bir akılcılaştırma ideali ve bunun bir düşünsel politika olarak insanlara, bireylere, toplumdaki bireylere empoze edilmesi olacak. Modernite olarak adlandırılan dönemde aydınlanma hareketinin sıkı bir şekilde benimsediği pozitivist bilim anlayışından kaynaklı rasyonel aklı yüceltme erkinin yeni bir düşünsel, toplumsal ve kültürel sistemi de beraberinde getirdiği ve düşüncenin metafiziğe dayalı baskın geleneksel yapılardan uzaklaşarak rasyonelitenin hüküm sürdüğü yeni bir döneme girdiği görülmektedir. Weber'in de vurguladığı gibi dünyanın tarihsel modernleşme süreci rasyonalizasyon yani akılcılaştırma süreciyle paralel ve iç içe ilerlemektedir. Yeni bir toplumun yaratılmasının en önemli ön koşullarından biri olarak rasyonelite, geleneksellikten uzaklaşma ve bilimsel bilginin güvenilirliğine dayalı bir düşünce sisteminin kabulüyle yakından ilişkilidir. Modernitenin metafizik bilgi kaynaklarına uzaklaşma ve rasyonel yollarla edinilen bilgiyi yüceltme konusunda yetkinliğine burada özellikle vurgu yapmak gerekir. Çünkü incelenecek filmle özellikle yakından ilişkili olan nokta bu. Modernitenin uzun bir süre boyunca toplumsal, kültürel ve siyasi bakımdan başarı sağlamasının bir nedeni de yarattığı bu yetkin düşünsel sistemdir. Rasyonel aklın yeni bir toplumun inşasında önemli bir karakter özelliği olarak öne çıkartılmasındaki amaç Harvey tarafından şu şekilde ifade edilir. Özgür ve yaratıcı biçimde çalışan çok sayıda bireyin katkıda bulunduğu bir bilgi birikimine insanlığın özgürleşmesi ve günlük yaşamın zenginleşmesi yolunda kullanmak olarak açıklar Harvey. Bu durumda bu açıklamaya da baktığımızda kolektif bir ilerleme yolunda rasyonelitenin bir düşünce sistemi olarak hakim bir düşünce sistemi oldu ve insanların ilerlemesi konusunda önemli bir adım olduğu görülmektedir. Ve rasyonelitenin insanları metafizikten uzaklaştırarak belli bir özgürleşmeye doğru yönlendireceği bu konuda hakim bir fikirdir. Bahsedilen özgürleştirme ancak dini inançlardan, geleneklerden, boş inançlara olan bağımlılıktan kurtulularak gerçekleştirilebilirdi. Bu özgürleşme aracılığı ile bireyler örgütlenebilir ve bir birlik oluşturarak toplumsal ilerlemeyi sağlayabilirlerdi. Bu noktada modernitenin hakim düşünsel arka planına büyük katkı sağlamış olan Kant, bireylerin aydınlanmanın getirileriyle olgunlaştığını belirterek aydınlanma düşüncesinin insanları özgürleştirdiğine vurgu yapmıştır. Kant'a göre geleneksel toplumlarda bireyler sahip oldukları aklı başkasının kontrolüne teslim etmişlerdi. Bu durumun suçlusu da insanın kendisiydi ve aklının özgürleşmesi kararlılık ve cesaret gerektirmekteydi. Aydınlanma insanlığı eleştirel aklın kullanılmasıyla mitten, batı inançtan, gizemli güçlere ve doğa güçlerine tabi olmaktan kurtarmayı amaçlamıştır. Ve burada önemli bir nokta Kant'ın pozitif bilimlerin yöntemi aracılığıyla geliştirdiği nümenal bilgi ve fenomenal bilgi ayrımı. Modernitenin bence yapısını göstermek için çok iyi bir örnek. Aydınlanma düşünürlerin rasyonel yollarla ve pozitif bilimin gerektirdiği şekilde ulaşılan ve nesnel olan bilgiyi yüceltmeleri modernitenin temel karakteristiği olan akılcı düşünce eğilimini ortaya çıkarır. Bilimin nesnel metodu sadece bilimle sınırlı kalmayarak yeni bir insanlığın inşasında da kullanılacak önemli bir yapı taşıdır. Akılcılaştırma olarak adlandırılan bu süreçte modern insanın bilme yöntemi nesnel gerçeklere dayanmalıdır. Deneye, geçerliliğe ve kanıtlanabilirliğe dayalı bu nesnel gerçekler mutlak olarak kabul edilmekte ve diğer taraftan onların dışındaki bilme yöntemleri muğlak ve güvenilmez olarak nitelendirilmekte ve reddedilmekteydi. Bilimin nesnellik ve geçerlilik özellikleri
aynı zamanda dini ve ahlaki bilgilerin muğlaklığından da uzak olmayı gerektiriyordu. Metafizik bilgilerin nesnelliğine ulaşılamaz, dolayısıyla bunların bilgi açısından da bir değeri yoktu Kant'a göre. Gelenekten elde edilen bilgi bu dönemde geçerliliğini yitirmiştir ve aydınlanma felsefesine göre bilgi sadece bilimden elde edilebilir. Bu sayede bilimle doğru orantılı olarak ilerleme fikri toplumun yeni yapı taşlarına bir haline gelmiştir. Immanuel Kant'ın fenomenal bilgi ve nomenal bilgi ayrımına geldiğimizde şunu görmekteyiz. İki türlü bilgi algısı vardır Kant'a göre. Kant, numen olarak adlandırdığı eşyanın bizim sahip olduğumuz bilinçle ve akılla asla tanınamayacağını, zira bilincin eşyanın tözünü tanıma yetisine sahip olmadığını ileri sürdüğü kavram tanıtmıştır. Böylece Kant'ın eleştirel bakışında zihnimizin yaratılışındaki kabiliyetsizlikten doğan, yani sübjektif bir relativizm mevcuttur. Ona göre zihnimizin algılayabileceği şeyler fenomenler, yani olaylardır. Eşyanın gerçek yapısını teşkil eden numen bizim tarafımızdan asla tanınamaz olduğuna göre bizim için metafizik bilgiye ulaşmak imkansızdır. İnsan zihni metafizik araştırmaları asla sonuç alınamayacak boşa çabalardır. Buna göre Kant'taki iki tür bilgi, bir ulaşılabilir deneyime dayalı olan fenomenal bilgi, diğeri de ulaşılamaz sezgiye dayalı olan numenal bilgi haline gelmekte. Ve daha sonra aydınlanmanın yarattığı bu akılcılaştırma politikasının katastrofik sonuçlarla sonuçlanması, iki dünya savaşları gibi ve hedeflenen ilerlemeyi tam olarak yerine getirememesi sonucu bazı eleştiriler getiriliyor moderniteye ve rasyonaliteye karşı. Bu eleştiriler aynı zamanda postmodernitenin de başlangıçları ve kökeni olarak görülebilir. Burada Weber ve Frankfurt Okulu'nun eleştirilerine bakarsak, Weber akılcılaştırma sürecinin tek tip insan yetiştirdiğini ve akılları benzeştirdiğini söyler ve bunda bilimin nesnel yöntemine bu kadar dayalı olan bir algılama yönteminin benimsenmesiyle insanların da akıllarının benzeşeceği üzerine bir eleştirisi vardır. Frankfurt Okulu'nun da aynı şekilde buna benzer bir eleştirisi var. Horkheimer, modern toplumların bir akılcılaştırma süreci geçirdikleri ve bu süreç içerisinde toplumların inşa edildiği ve planlandığı görüşünde, bu doğrultuda modernleştirilmiş bireylerin yaşantıları da bazı kalıplara sokulmaktadır. Bu nedenle de yine tek boyutlu insanların ortaya çıktığı, belli bir kimlik politikasının insanlar üzerine hakim olduğunu söyler. Ve bu noktada Bergson'a biraz ilerlersek, Bergson, Immanuel Kant'ın o numenal ve fenomenal bilgi kavramlarının tam tersine iki tane bilgi öne sürüyor. Fakat onun için önde olan bilgi sezgisel bilgi. İlk Kant'ın sunduğu bilgi türüne relativitede takılıp kalan bir bilgi olarak tanımlıyor. İkinci durumda ise sezgisel olarak mutlak bilgiye ulaşabileceğimizi söylüyor Bergson. Bergson'un bahsettiği bir şeyi bilmenin iki yolu, gerçekliğe ulaşmanın metotlarının sorunsallaştırılması olarak da görülebilir. Ona göre gerçeğe ulaşmanın tek yolu olarak görülen rasyonalite sorunlu bir yöntemi takip eder. Çünkü yaşam değişimden ibarettir ve deneye dayalı bir analiz bize sadece nesnenin belirli bir zaman içindeki belirli bir özelliğini gösterir. Bergson felsefesinde nesne değişen bir yapıya sahiptir. Hayattaki her şey gibi nesne de değişir ve oluşlar içerisindedir. Bu nedenle deneye dayalı bir analiz yapıldığında bir nesneye, o nesnenin sadece o anki oluş içerisindeki bilgisi verilebilir. Ve bu nedenle de sezgisel bilgiyle, o sezgisel yöntemle o nesne olarak, o nesnenin oluşunu tam olarak anlamak için o nesne olmak, yani o nesnenin içine girmek gerekmektedir Bergson'a göre. Ve aynı zamanda
Kant'ın sunduğu analizle bir bilgi edinme yönteminde şu sorunda vardır. Bir analiz yapıldığında araya başka semboller girer ve bizi nesneden yabancılaştırır der Bergson Kant eleştirisinde. Bergson bu o fenomenin içine girme ve bir nesneyi içinden anlama durumunu örneklendirmek için kendi benliğiyle olan bir insanın, bir bireyin kendi benliğiyle olan ilişkisine vurgu yapıyor. Ona göre benlik zaman içinde akan kendi kişiliğimizdir. Her zaman devamlılık ve değişim içerisinde olan kişiliğimiz ve biz başka hiçbir şeyle etkileşim içinde olmasak da benliğimizle entelektüel bir etkileşim içinde oluruz. Bergson burada etkileşim olarak Türkçeleştirdiğimiz sympathize kelimesini kullanır. Bunu Türkçe kitaplarda sempati diye de çevrilir. Ancak etkileşim olarak algıladığımızda bence daha iyi bir açıklama sunuyor. Çünkü kendimiz kendi benliğimizle etkileşime girdiğimizde kendi benliğimizi içeriden anlama konusunda, içeriden deneyimleme konusunda bu fikri anlamamız daha yardımcı olacaktır. Bergson'da Sezgi, aklın pozitif bilimin sunduğu analizle ulaşamayacağı derinlikte bilgiye, başka bir deyişle mutlak olanı ve metafiziğe ait olanı bizim bilmemizi sağlayan en temel bilme biçimi olarak ortaya çıkar. Bergson'a göre Sezgi, Kant felsefesinde olduğu gibi aklın ulaşmakta başarısız olduğu bilgiye ulaşma potansiyeline sahip ve aklın eksik bıraktığı noktaları dolduran bir entite değildir. Tam aksine Sezgi, mutlak gerçekliğe ulaşmanın geçerli yoludur ve akıldan daha yüksekte bir yerde durur. Bu anlattıklarımın filmle alakasına gelince, öncelikle filmin konusuna biraz değinmek gerekiyor. Filmde başarılı bir cerrah olan Steven, İçkili bir haldeyken girdiği bir ameliyatta bir hastanın ölümüne neden olmuştur. Daha sonra ölen hastanın oğlu Martin'le bir arkadaşlık ilişkisi başlar. İzleyiciler bu ilişkinin başlangıcına tanık olmazlar. Olanlar sonradan ortaya çıkar. Martin kaybettiği babasının yerine Steven'ı koymaya çalışır önce. Fakat istediğini elde edemez. Durum böyle olunca Martin kaybeden kazanan dengesini yeniden tahsis etmek için Steven'ın hayatını metafizik güçlerle zorlaştırmaya başlar. Steven, Martin'in ölen babasına karşılık eşi ve çocuklarından birini öldürmek zorundadır. Bunu yapmazsa biri teker teker önce yürüme yetilerini kaybedecek, sonra kan alacak ve en son ölecektir. Bu şekilde bir aile tamamen akılcı yöntemlerle yaşayan ve meslekleri, ebeveynlerin ikisinde mesleği doktorluk, tamamen bilimsel yöntemlerle yaşayıp aynı zamanda bu bilimsel yöntemler davranışlarına da sirayet ediyor. Davranışları da robotik ve mekanik davranışlar, duygulardan uzak davranışlar. Daha sonra hayatlarının Martin'in bulaşmasıyla birlikte metafizik bir dönüşüm geçiriyor onların hayatları. Son 5 dakikamız. Filmde 3 tane temel nokta belirledim. Araçsallaştırılmış insan bedeni, duygulardan soyutlanmış insan ve en son olarak da rasyonel bilmeye karşı metafizik bilme. Şimdi ilk olarak bedenin araçsallaştırılması, yani modernitenin önemli bir noktasına değinirsek, bedenin filmde yer alma şekli daha çok aklın bir aracı gibidir. Bedenin algılanış biçiminin modern düşünce sistemleri tarafından dönüştürülmesini sorunlaştıran bir isim olarak Foucault'a değinmek burada gerekir. Foucault, modernitenin akılcılaştırma idealinin özneyi yarattığını belirtirken bedene de önem atfeder. Yani beden aynı akıl gibi rasyonalitenin işlemesi için bazı kalıplara sokulmuştur Foucault'a göre. Bunun da bazı örneklerini filmde görmekteyiz. Örneğin ilk açılış sahnesinde açık kalp ameliyatında bir kalbin atışını görmekteyiz. Burada kalp normalde duygularla bağdaştırılan, daha çok duygular, heyecanlandığımızda daha çok atan, mesela duygularla, sanatta en çok duygularla bağdaştırılan bir organ olarak sadece bir nesne, bedenin çalışmasını idame ettirebilecek şekilde kan pompalayan bir nesne olarak algılanır. Aynı zamanda doktorun kostümü de fragmanda da gördüyseniz
önemlidir. Bu sahneden hemen sonra, bu ameliyat sahnesinden hemen sonra Steven tamamen doktor kıyafetleriyle, o doktor ekipmanıyla kaplanmış bir şekilde görülür. Ve onları çıkarınca sanki bir robottan insana dönüşmüş gibi görünür gözümüze. Burada da bedenin bilimin gereğiyle dönüştürülmüş, gizlenmiş bir halini görüyoruz. Aynı zamanda beden hakkında bazı diyaloglar da bizim için önemli. Özellikle bedenin değişimi önemli bir yer tutuyor filmde. Ve bunun sıklıkla konuşulması da önemli. Sanki bir makinenin çalışması gibi bedenimizin de değişime girmesi. Örneğin Steven'ın kızı Kim'in mens döngüsüne girdiğinde Steven'ın bunu herkese, etrafındaki herkese anlatması, ama bunu bir mekanik şekilde, yani bir sanki saatin çalışması gibi anlatması, bilimin bilim tarafından bedenin araçsallaştırılmasına bir örnek olarak verilebilir. Duygudan soyutlanmış insana geldiğimizde ise en başta diyaloglarda bütün karakterlerin filmde robotik, mekanik bir tonla konuştuğunu görüyoruz. Ve normal bir insanın vereceği, birçok olaya vereceği tepkilerden uzak, daha duygulardan soyutlanmış bir insan görmekteyiz filmde. Aynı zamanda mesleklerine de bakınca filmdeki iki karakterin, Steven'ın ve eşi Anna'nın, onların doktor olması ve aynı zamanda da toplumun içerisinde başka rollerle bir var olmaları. Mesela Steven'ın baba rolü, Anna'nın da anne rolü ve bunu tamamen rol olarak yapmaya çalışmaları aynı zamanda duygudan uzaklaştıklarını da gösteriyor. Biraz hızlı olmaya çalışıyorum, kusura bakmayın. Son bir dakikamız. Evet. Rasyonel bilmeye karşı metafizik bilme konusuna geldiğimizde de Martin'i ben postmodernitenin getirdiği metafizik özellik olarak görüyorum. Çünkü rasyonel bir aileye bulaştığında Martin onların dönüşümünü de getiriyor. Bütün rasyonel kurallara göre yaşayan bir aile. Çocukları da özellikle iktidar olan ebeveynlerin yanında o şekilde davranıyorlar, rasyonel davranıyorlar. Fakat başka bir noktada Martin'le buluştuklarında, o bulaşma gerçekleştiğinde daha normal bir insan gibi iletişim kurmaya başlıyorlar. Ve rasyonelitenin burada çözülmeye başladığını görüyoruz. Aile yavaş yavaş metafizik özellikleri kabullenip daha sonra bu metafizik sorunları içeriden deneyimleyip onun gerektirdiği şekilde olayları çözmeye çalışıyor. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sağ olun. Evet. Erdin Çocuk'a da süreye riayet ettiği için teşekkür ediyoruz. Şimdi son sunum benimle Azime Cantaş hocamızın yapacağı sunum. Analitik bir yöntem olan oyun teorisinin Kara Şövalye filminde çözümleme yöntemi olarak uygulanması. Hocam sizi de alalım yan tarafa. Süreyi başlatayım ben de. Biz bu sunumda genel olarak oyun kavramından kısaca bahsettikten sonra oyun teorisinden bahsedeceğiz. Sonrasında oyun türlerinden bahsedip sinemada çatışma üzerinden oyun teorisinin nasıl bulunduğuna dair bir bilgi vereceğiz. Sonrasında da bir filmin çözümlenmesi ne geçeceğiz. Oyun kavramının kendisi aslında son derece basitmiş gibi görünse de oldukça karmaşık bir kavram. Sözlüklerdeki tanımına baktığımızda aslında belli kuralları olan ve zaman geçirmeye yarayan bir eğlence biçimi olarak adlandırılıyor ya da tanımlanıyor. Ancak oyun kavramı bu kadar basit olarak tanımlanabilecek bir kavram değil. Bu noktada oyun kavramı ile ilgili en önemli çalışma yapmış olan kişi Huizinga'ya bakmak gerekiyor ki Huizinga zaten kendisi oyunun son derece karmaşık bir yapıya sahip olduğunu ve insanlık tarihiyle de aslında eşdeğer olduğunu söylüyor. Zaten Homo ludens kavramını ortaya ataraktan, yani işte insanın kendisinin oyun yapan
ya da oyun kuran olduğunu belirtiyor. Bununla beraber oyunun kendisi son derece ciddi ve önemli bir yere sahip. Çünkü işte aynı zamanda mitosun, dilin ve ritüellerin de temelinde oyun kavramının olduğundan bahsetmek mümkün. Huizinga oyun kavramından bahsederken bir diğer önemli nokta 6 tane özelliğini belirliyor. Bu 6 özellikle de oyun kavramının çerçevesini çizmeye çalışıyor aynı zamanda. Bu özelliklerden bir tanesi oyun isteğe bağlı ve gönüllü bir eylemdir diyor. İkincisi gerçek yaşamdan ya da gündelik hayattan farklı oluşturur. Yani farklı bir dünyasının olması gerekiyor oyunun. Üçüncüsü gündelik yaşamdan zaman ve mekan olarak da farklılaşması gerekmektedir diyor. Bununla beraber dördüncü özellik oyunun kendine özgün bir düzeni oluşturması gerektiği noktasında. Beşinci özelliği işte belirsizliğe ve şansa işaret ederek merak duygusu ve gerilim uyandırması noktasında oluyor. Bununla beraber son özelliği ise emredici ve tartışılmaz niteliğinin olması gerektiği noktasında. Oyun kavramıyla ilgili Huizinga'nın yanı sıra Bateson ve Martin'in de çalışmaları var. Oyun bazlılık, yaratıcılık, inovasyon gibi. Yalnız Huizinga ile aslında bir yandan da temelde zıtlar. Çünkü Huizinga ciddi bir iş olarak algılarken oyun kavramını, Bateson ve Martin aslında oyunun daha eğlenceli bir iş olduğunu ve ciddi bir iş olmadığını savunuyor. Bu anlamda ikisinin işte oyunun ciddiliği üzerinde bir tartışmaya, daha doğrusu iki düşüncenin tartışma noktası oluşturduğunu görüyoruz. Oyun kavramı üzerinde tanımlama girişimini yaptıktan sonra aslında işte biraz felsefeye de geçmek gerekiyor. Oyun kavramı çünkü felsefeciler tarafından da son derece önemseniyorlar. Bununla beraber işte çeşitli dinler tarafından da oyun kavramı ile ilgili görüşler var. Özellikle Hindu yaratılış öyküsünde işte bilinen dünyanın aslında bir oyun sonucunda ortaya çıktığı düşüncesi mevcut. Felsefeciler bağlamında biraz tabii buraları hızlı geçmemiz de gerekiyor ama değinmek de gerekiyor. İşte Heraklitos'tan Platon'a, sonrasında işte Şiller'den Nietzsche'ye, hatta yani güncel olan işte Gadamer'e, Derrida'ya kadar bir sürü düşünürün oyun teorisiyle ilgili çeşitli ya da oyun kavramı ile ilgili çeşitli açıklamaları mevcut. Bunlar arasında Platon önemli, Heraklitos önemli, ilk çağ düşünürleri. Heraklitos'a göre evrenin kendisi zaten bir oyun sonucunda. Zeus'un oyunu ile ortaya çıktığını söylüyor. Platon yine önemli. Platon'un düşüncesinde de oyunun kendisi işte oyunla ilgili iki tane kavramdan bahsediyor. Bunlardan bir tanesi taklit, diğeri de mucize. Bu anlamda insanla tanrılar arasında bir oyun olduğu düşüncesi hakim ve mimesis insanla ilgili kısımda yer alırken tamama yani mucizede tanrı ile ilgili kısımda yer almaktadır diyor. Bununla beraber aslında ideal insan oluşturmada oyunun önemine de Platon işaret ediyor. Hatta bu düşüncesinden Schiller oldukça yararlanıyor. Platon'da oyun işte bir ruh ve beden durumuna sokmanın aracı, bir duygu ve eylemi taşıyacak bir biçime sokmanın ortamı. Yani işte bireyin ya da işte çocukların biçimlenmesinde de oyunun oldukça önemli bir işlevi olduğunu savunuyor. Schiller de yine aynı şekilde. Buraları biraz hızlı geçmek zorundayım. Süreyi de düşünerekten. Çünkü bizim asıl üzerinde durmamız gereken nokta oyun teorisi. Schiller'in yanı sıra Nietzsche'de de aynı şekilde oyun kavramına dair çeşitli atıflar var. Hatta Nietzsche'de işte gücü sistemi olarak oyun teorisinin önemli bir hal aldığını savunuyor. Ve insanlar işte gücü isteyerekten aslında oyuncak olmaktan ziyade oyun kurucu ya da oyuncu olmayı tercih ettiğini söylüyor. Şimdi oyun teorisine geldiğimizde yani kavramdan biraz daha kurama doğru geçtiğimizde oyun teorisinin aslında işte 1700'lü yıllarda beraber ortaya çıktığını söylememiz mümkün. Ama tam anlamıyla kuramsal bir hale gelmesi 20. yüzyılı buluyor. 1944 yılında tam olarak oyun teorisi bir kuram haline geldiğini görüyoruz. Ancak oyun teorisinin kendisini 17. yüzyılda yaşamış işte Bayes tarafından rasyonel seçim kuramının bir dalı olarak ortaya çıktığını görüyoruz.
rasyonel seçim kuralı, insanların aklıyla hareket ettiklerini, akılcı bireyin maksimum faydalı seçimlerinin bilinebileceğini ya da sonuçlarının analiz edilebileceğini savunuyor. Yani oyun teorisiyle ilgili iki tane temel görüş var. Bir tanesi Marksist kuram, Marksist kuramcılar tarafından oyun teorisi eleştiriliyor tabii. Yani bir anlamda da bunun aslında bir kumar olduğu düşüncesi hakim. Diğer taraftan liberal kuramcılar ise oyun kuramını işte belirlenmiş bir hedef doğrultusunda karar verme iradesini elinde bulunduran birimlerden, yani oyunculardan oluşan sistemlerde birimlerden her birinin maksimum kazanç elde etme noktasında karar verme durumlarını ele alan, özellikle matematikte ve ekonomide uygulanan bir bilim yöntemi olarak savunuyorlar. 1944 yılında von Neumann ve Morstengen'in işte oyun teorisini ortaya attıklarında aslında onu matematik bir teorisi olarak ortaya atıyorlar ama sonrasında oyun teorisinin daha çok ekonomi alanına doğru ya da iktisat alanına doğru yavaş yavaş kaydığını söylememiz mümkün. Bu alanda rasyonel karar vermek adına oyun teorisi toplumsal etkileşim durumlarında başvurulan önemli modellerden birisi haline geliyor. Oyun teorisinde olay ve olguları modellerken işte içinde bulunan duruma göre çeşitli stratejiler belirlemek mümkün. Bu noktada da aslında Nash dengesine doğru geldiğimizi görüyoruz. Bu stratejiler işte varsayımlardan ve ihmallerden yola çıkarak kişilerin hangi strateji gruplarını seçebileceklerini belirlemekte. Genel yapıya bakıldığında bireylerin strateji grupları zamanla dengeye ulaşmakta, hiçbir bireyin kendi davranışıyla oluşan bu strateji kombinasyonunu değiştirememesi ve tek taraflı olarak kendi faydasını arttırmaması durumunda farklı birey stratejileri dengesi elde edilmiş olmaktadır, diyor Nash. Nash dengesinin yanı sıra oyun teorisinde de çeşitli özellikler var ya da onu belirleyen şeyler var. Oyuna katılan oyuncular sonlu sayıdadır. Bunlar oyuncuların strateji sayıları sonludur. Her oyuncu kendisi ve rakibinin sahip olduğu stratejilerin neler olduğunu bilmekte fakat rakibinin hangi stratejiyi uygulayabileceğini bilememektedir. Oyuncular hangi stratejilerini seçerse seçsin her birinin kârı ve zararı sınırlıdır. Oyuncuların kazançları kendi verecekleri karar kadar rakiplerinin kullanacağı stratejiye de bağlıdır ki bunları filmde aslında çok fazla göreceğiz, özellikle ele aldığımız filmde. Bütün muhtemel davranışlar hesap edilebilir nitelikte olmak zorundadır. Şimdi oyun teorisinin içinde çeşitli türler ya da işte çeşitli oyun stratejileri var demiştik. Bunlar biz film içinde 4 tane gördük ve bu 4 tane oyun stratejisinden bahsetmek gerek kısaca. Bunlardan bir tanesi mahkum ikilemi. Mahkum ikilemi tutukluların işte suçları ispatlanamadığından ya da işte kanıt olmadığından dolayı aslında yetkililerin ya da işte hükümet yetkililerinin yapmış olduğu bir oyun. Bu noktada da iki mahkum ya da iki tutsağı birbirine kırdıraraktan aslında suçlarını itiraf ettirme yöntemi olarak ele alınabilir. Bu noktada ikisi de suçu itiraf ettiyse eğer 5 yıllık bir ceza alabilmeleri mümkün. İkisi de sessiz kalıp ve hiçbir şey söylemezlerse 1 yıllık bir süre alırlar. İşte biri itiraf edip diğeri sessiz kalırsa itiraf eden kurtulurken diğeri 20 yıllık bir kurt pardon itiraf eden minimum düzeyde ceza alırken itiraf etmeyip sessiz kalanın 20 yıllık bir süre alması mümkün. Bu noktada aslında şeyde mahkum ikileminde her iki tarafında sessiz kalması gerekiyor. Bu alanda da aslında her iki tutsağın kendi çıkarları yerinde grup çıkarını ön plana çıkarmaları gerekiyor. Mahkum ikileminin dışında bir başka oyun türü ya da stratejisi korsan oyunu. Bu korsan oyunu en çok altına almak isteyen korsanların işte kendi payına düşen altınları artırmak için kendisiyle beraber hareket eden insanların bir şekilde daha az para alınmasını ya da hatta hiç alınmasını sağlama girişim olarak da adlandırılabiliriz. Aslında içinde bulunan sistemi düzeni de bir şekilde anlayabilmemiz açısından da önemli. Yani ekonomi politik sistemi anlama açısından da önemli. Çünkü yani işte bir anlamda işte acımasız ve vahşi bir sistemin de içinde bulunmasını sağlıyor. Korsan oyunun dışında tavuk oyunu var. Yine filmde göreceğimiz oyunlardan bir tanesi. Aslında buna ergen oyunu da
deniliyor. İşte iki kişi aracını birbirine doğru sürdüğü zaman, herhangi birisi vazgeçtiği zaman aslında o bir anlamda kendi prestijini de kaybetmiş oluyor. Bir diğer işte üzerine doğru sürmeye devam eden kişi vazgeçmezse eğer, o bir anlamda oyunu kazanmış oluyor. Bu anlamda oyunu kazanan kişinin hem prestiji bir anlamda artmış oluyor, oyunu kaybeden ise prestijini kaybetmiş oluyor. Şimdi oyun türünün ya da kavramının aslında senaryo açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz ve senaryo içinde de kullanıldığını, senaryoların içinde kullanıldığını düşünüyoruz. Farklı filmler filmlerde de yine oyun teorisine rastlamak mümkün. Özellikle dramatik anlatı yapısı içindeki çatışma kavramı üzerinde oyun teorisinin uygulandığını söylemek mümkün bizce. Çatışma türlerinden bahsetmeyeceğim, daha fazla aşmayacağım. Ama yani işte açarak söylemeyeceğim. Dört türlü çatışma klasik anlatı yapısında görülüyor. Bunlar dural çatışma, atlamalı çatışma, basamaklı çatışma ve önceden belirtilen çatışma. Bu çatışma türlerinde oyun teorisinin nasıl girdiğine dair de en son sonuç kısmında yine bir değineceğiz. Burada aslında filmin analiz kısmına geçmek gerekiyor. Hangi oyunların nasıl olduğuna dair bu noktada da sözü Azim Hoca'ya bırakacağım. Merhabalar. Ben filmin oyun kuramını, oyun teorisini aslında iktisat, ekonomi alanında fazlasıyla kullanılıyor. Oyun kuramı, oyun teorisi dediğimiz şey dış politikada, uluslararası alanda da çok fazla kullanılıyor. Stratejik bir oyun. Tarafların mevcut durumda nasıl kararlar alacağına düşünülerek oradan kendimizi en karlı şekilde sonuç çıkarmamız gerektiğine yönelik bir durum sağlıyor. Dolayısıyla biz direkt filme bunu uyarlamaya çalıştık. Pek örnek yoktu karşımızda. Daha çok iktisat hocaları konuyu oyun teorisini öğrencilere anlatmak amacıyla kısa kısa örnekler veriyordu bu alanda. Biz de bunu biraz daha fazla yaydık ve filmde fazlasıyla olduğunu gördük. Christopher Nolan Joker karakterine fazlasıyla bir oyun kurdurmuş senaryo yapısı bağlamında baktığımızda. Ve filmin açılış sahnesi de yine antagonist bir karakter üzerinden, yani Joker karakteri üzerinden başlıyor. Normalde klasik anlatılarda bildiğiniz üzere protagonist karakter ön plandadır, esas karakter dediğimiz. Aslında film Batman filmi, Batman klişesi. Ama karşımıza Joker karakteri çıkıyor ve Joker bir banka soygunuyla oyuna başlıyor. Bu banka soygunu aslında Korsan Beşlisi oyununu birebir gerçekleştirmiş oluyor. Korsan Beşlisi'nde... Evet, Korsan Beşlisi oyununu ben atladım. Korsan Beşlisi'de burada her bir karakter işte A, B, C diye bunları işaretlendirdiğimizde biraz gelebilirsiniz. Burada grupları iki, yani beş kişi var ve bu soygunu planlayan kişi kendisi Joker. Ve bu grubu ikişerli şekilde bölüyor Joker aslında ve kendisini de soygunun dışında olduğuna inandırıyor. Yani bir lider olduğuna ve orada olmadığına inandırıyor diğer soygunculara. A ve B kişisi işte çatıdan girdiğinde, bunları biz F ve E kişisi dedik. İşte alarmı susturduğunda F, E'yi öldürüyor. Daha sonra aşağıda işte kapıdan giriş yapan B ve C karakteri var. B ve C karakteri de C karakteri banka müdürü tarafından öldürülüyor. B karakteri de bankanın güvenliğini etkisiz hale getiriyor. Daha sonra otobüs giriyordu banka soygunu sahnesinde. Otobüsteki kişi aynı zamanda soygunu planlayan kişi olduğunu düşündüğümüz Joker varsayımıyla hareket ediyordu. Fakat Joker aslında orada soygunculardan birisi ve B kişisi olduğu ortaya çıkıyor. Hatta bir sonraki sahnede bu Korsan Beşlisi oyununda, evet, burada banka müdürü yaralıyken kendisine eskiden bu suçluların
İşte kendi arkadaşlarını öldürdüğü için, Joker soygunu yapan arkadaşlarından birisini öldürdüğü için banka soygunu tarafından işte eskiden bu suçluların bile inandığı değerler vardı. Onur gibi, saygı gibi vesaire. Burada onu soruyor, sen neye inanıyorsun diye soruyor Joker'e. Joker de seni öldürmeyen şeyin seni tuhaflaştırdığına inanıyorum demektedir. Aslında Joker burada bize kapitalist sistemde kullanılan, liberal ekonomide kullanılan bu kar amaçlı oyunu yine bize burada soyguncular üzerinden kullanmakta ve bir banka soygunu üzerinden gerçekleştirmektedir. Hemen bu sahneden sonra yine Joker burada, tabii burada biz doğa durumu felsefesine falan da girmiştik ama zamanımız herhalde sanıyorum. Yoksa 3 dakikamız kalmış ama bir iki dakika daha şey yaparız herhalde. Ben yeni basamak ve çatışma unsurlarını fazlasıyla barındırıyor film. Mahkum ikilim var ileride en son sahnede feribot oyunu, tavuk oyunu. Burada işte Batman'e karşı aracı kullanan Joker karakteri var yine. Joker burada tavuk oyununda Batman'e meydan okuduğunu gösteriyor. Aslında Batman Machiavellist anlamda bir prensi, yani bizim Machiavelli'nin prensini çağrıştırıyor. Adaleti, toplum düzenini çağrıştırıyor. Ama Joker kaosu ve kaosun elçisi olduğunu söylüyor ve kapital sistemi aslında o renkli kıyafetleriyle, şatafatlı ve kaliteli takımıyla ve makyajlı suratıyla kapitalizmin şaşalı ve parıltılı yönünü aslında temsil ediyor ama yine onu bir silaha dönüştürerek, yani ben kaosun elçisiyim derken biraz Bakunin'i de hatırlatıyor. Yıkımı fazlasıyla kullanıyor. Yıkımın yaratıcı bir tutkuya dönüşebileceğine inanıyor bir karakter. Burada yine Hobbes'un doğa durumu sanki gözler önüne seriliyormuş gibi, onu çağrıştırıyormuş gibi görünse de işte bu aydınlanmacı düşünürlerin, John Locke'un da işte insanlar arasındaki eşitsizliğin kaynağı Rousseau'nun da değindiği gibi doğa durumundaki insan mı aslında daha iyidir, daha masumdur? Yoksa uygarlaşan toplumdaki insan mı daha masumdur ya da daha ehlileştirilmiştir gibi bir çatışma oluşturmuştur aslında karakterler üzerinden Nolan. Burada feribot oyununu da yine burada dikkatimizi çekiyor ve burada geniş bir felsefi altyapıya bizi sürüklüyor. Burada da insan insanın kurdudur diyen Hobbes'a karşı aslında Nolan'ın insan insanın kurtarıcısıdır gibi bir söz karşımıza çıkıyor. Nolan burada Joker karakterini tam anlamıyla kötücül olarak konumlandırmıyor. Aslında insanlara bir tartışma oluşturmaya çalışıyor. Normalde klasik anlatıda karşımıza çıkan o kötü karakter, kötü kahraman, Batman klişesinde hep görürüz. Şaklavan gibidir Joker ve dalga geçer herkesle ve başına bir iş gelmiştir. O işten dolayı kötü olmuştur. Ama buradaki Joker'de öyle bir şey yoktur. Parmak izi yoktur. Herhangi bir şekilde geçmişi yoktur. Birden ortaya çıkar ve filmin ilk sahnesinde belirir. Aslında her yüzünde oluşan yaralarla ilgili konuştuğunda her defasında farklı bir hikaye anlatır. Bu farklı hikayeler aslında onun çokluğuna bir göndermedir. Yani Deruz'un bahsettiği o tuhaf birliğe göndermedir. Biraz anarşist bir söyleme sahiptir kendisi. Fazlasıyla da bunları film boyunca da dile getirir. Onun aslında kendi Stiner'ın dediği gibi beni reddetmesi, yani biz isyanı aslında beni reddederek, yani bize dayatılan o kimliği reddederek bir çokluk oluşturmamız gerektiğine dair bir şeye sürüklüyor. Bir çatışmaya sürüklüyor sürümüz. Evet, yani bir iki dakikada toplamak zorundayız. İki dakikada toplayacak olursak film aslında klasik anlatının temel yapı taşlarından birisi olan Batman, bildiğimiz, hepimizin bildiğimiz o büyük Amerikan rüyasına dönük anlatımının çok çok dışında, çok çok farklı bir tartışma zeminine oturtulmuş. Nolan tarafından ele alınmış ve Nolan burada bize iyiliğin, adaletin, işte Batman'e neden ihtiyaç duyduğumuzu,
Machiavellist bir bakış açısıyla anlatmaya çalışırken, bir taraftan da aslında biz kendi içimizdeki o kaotik ya da anarşist söylemi barındırıyor muyuz ya da ne kadar var ya da neden ortaya çıkıyor gibi ya da neden olmalı gibi bazı soruları sormamıza da zemin hazırlamış filmde. Dolayısıyla farklı bir Joker, ön plana çıkan bir Joker, normal klasik bir yapıda karşılaştığımız bir Joker değil, daha farklı ve daha postmodern bir söyleme sahip bir Joker karşımızda burada. Biz burada aslında güdülen nedenlerini tek tek oyunlar üzerinden anlatmaya çalıştık. Tek tek tabloları oluşturduk. Ama burada süre fazla evet, zaten edemediğimiz için. Evet, bu biraz benim suçum tabii yani sonuçta. Çok fazla oralara giremiyoruz ama tavuk oyunu, meydan okuma oyunu var. Korsan Beşlisi, Cornelian ikilemi, Batman, Rachel'ı kurtarmaya mı ya da Harvey Dent'i mi kurtarmaya gideceği konusunda bir iki durum arasında, iki kötü durum arasında bir çelişkiye düşüyor. Bu aslında Sophie'nin seçimi gibi bir şeye de, geçmişe de sahip Cornelian ikilemi. İki kötü durum arasında karar vermeye çalışıyor. Yani çeşitli oyunları, çatışma merkezleri oluşturulmuş filmde ve o film üzerinden de biz karakterlerin hangi güdülenme nedeni olduğuna ya da hangi tavır ve tutum davranışa sahip olduklarını bulmaya çalıştık. Özetle klişe bir filmde postmodern izler görmek mümkün diyebiliriz. Böyle toparlayabiliriz. Teşekkürler. Evet, şimdi soru cevap kısmına geçeceğiz. Varsa sorularınızı alalım. Buyurun lütfen. Sağ olun. Ben Python Hoca'da soracağım da. Anlistel'in bize aslında Descartes'in insan olduğunu anlatmıyor mu acaba? Hani çünkü siz tam emin değiliz dediniz hala. Descartes insan mı yoksa replikant mı? Çünkü filmde bir şey de var yani. Özgürlük anlatımı özellikle bulunuyor orada. İşte Faust içinde yaşayan İnsan mı daha özgür, Faust'un içindeki replikant mı daha özgürü de vermeye çalışıyor. Bilmiyorum, orada sanki şey, Descartes'in insan olduğunu anlamıyor muyuz annesinin hareketleri? Siz çünkü tam emin değiliz, yanlış anlamış olabilirim belki, bilmiyorum. Hangi hareketle anladığımızı düşünüyoruz? Tam hatırlamıyorum onu. Anlayamadım. Şöyle, annesi de bir karantina içerisinde yaşıyor, değil mi? Yani demek ki organik bir canlı göndermesi var orada, mikrop kapmaması için. Diğer şeylerle, hayatla koparılıyor. Buradan işte insan olma ihtimali insansı. İşte annesinin replikant olduğunu biliyoruz, eminiz zaten. Demek ki babası Descartes muhtemelen şey, organik bir varlık. Yani insan düşüncesi ortaya çıkıyor. Bilmiyorum, ben öyle yorumladım açıkçası. Sanırım yeterince net belirtememişim. Ben Descartes karakterinin ilk filmde belirsiz bırakıldığını söyledim. Yani, İlk filmin sonunda. İlk filmde hatta oradaki Rachel karakteri Descartes'e doğrudan soruyor. Hiç kendinin de bir replikant olduğunu hatırlıyor musun? Evet, yani bu belirsizliğin, yani replikantımın bilinç sahibi olmasının yeterli olduğunu, yani replikant mı yoksa doğmuş bir insan mı olduğunun önemsiz olduğunun altını çizdiği için belirsiz bırakıldığını düşündüm. İkinci film dediğiniz gibi, bence de yani insan olduğuna dair çok yoğun vurgular var ve tam da o yüzden bence bir geriye gidiş yani. Özür dilerim, yanlış anladım. Yok yok, yani yeterince net belirtememişim herhalde. Teşekkürler. Evet, başka soru lütfen. Buyurun lütfen. Kuantum fiziğinin tartışma ya açtığı kümel kavramlardan bir de nedensel bitir ya. Evet. Ve bir de o enerjinin, ışığın, o yaşam, hani ruhla, kutsallıkla şey yapan o kavramı parçacıklı oldu, kesintili oldu. Yani mükemmellikten uzaklaştı. Evet. Şimdi bu iki kavram, acaba sinema teknolojisine ve sinema filmlerinin içeriklerine hani belli bir etki yaptı mı? Yaptıysa bunun örnekleri var mı? İki kavram açısından ne dersiniz diye sormak istiyorum. Şimdi bu iki kavram açısından dediğiniz bir parçacık teorisi benim anladığım, değil mi? Doğru mu anlıyorum? Bir de ışık açısından galiba. Bir nedensellik, ışık ve parçacık bir arada zaten. Tamam, evet. Işık ve parçacık teorisi ve nedensellik.
Yani bunlar tabii ki benim hani diğer ilkeleri ben ele aldım. Mutlaka bunlar da vardır. Ama bunlar özellikle üzerinde yoğunlaştığım teoriler değil. Ama mutlaka olduğunu düşünüyorum. Ki bu yaptığım araştırmanın da aslında devamını da getirmek ben de isterim. Sizler açısından da devamının gelmesi de benim için de çok güzel bir çalışma olur. Ama mutlaka vardır diye düşünüyorum. Evet, bir soru daha var. Teknik açıdan molekülün siyah bantlarla kızgın kareleri bölmesi aynı ışığın kuantumlanmış yapısında oturan altı çizgileri giden siyah bantlar var, yani kuant alanmış tekniğin tam özünde bir analoji kurmamız mümkün. Belki araştırmanızda bundan bahsettiniz ama eğer bahsetmediyseniz eğer bence bu önemli bir bağıntı iki disiplin arasında. Evet, evet. Yani dediğim gibi hani zaten 15-20 dakikada ben kuantum fiziğinin ilkelerine sadece isim olarak değinebildim farkındaysanız. Araştırmamın yani tam metni yayınlanırsa orada da daha ayrıntılı bir şekilde ele aldım. Söylediğiniz şey çok doğru. O açıdan zaten o ilişkiyi kurmuştum. Ama tabii ki burada çok hızlı geçmem gerektiği için söylemek istediğim çok şey vardı, söyleyemedim. Ama o konuda da haklısınız dediğiniz gibi. Teşekkür ederim. Evet, başka soru var mı? Yoksa aşağıda çok amaçlı salonda yönetmen söyleşileri olacak. Oraya geçmenizi rica ediyorum.